Vay, Hilmi abi, nöbet yerindesin yine diye kendimce şakamı yapıp oturdum yanına. Hiç oralı olmadı. Oralı olmadığı gibi mahalleden aşağı yukarı hiçbirimiz Hilmi abinin nereli olduğunu da bilmiyorduk. Bir cevap alamayınca omuzuna vurup, Hilmi abi, senin memleket neresi diye sordum. Yine bir şey demedi ki ben de sorumu sorarken cevap vereceğini pek beklemiyordum. Beklentim her gün olduğu gibi yine boşa çıkmadı ve cevap gelmedi. Nereli olduğunu öğrenemeyince, Deli Hilmi, sohbetine de doyum olmuyor ama bana müsaade deyip yanından uzaklaştım. Gerçi nereli olduğunu niye merak ediyordum onu ben de bilmiyorum. Eminim yine ne geldiğimi ne de gittiğimi fark etmemişti. Aslında onun hakkında birçoğumuz hiçbir şey bilmiyorduk. Ama Deli Hilmi bizim mahallenin, hatta semtin delisiydi. Deli demek çok amiyana bir tabir olur. Meczup desem belki daha doğru. Gerçi bir meczuba göre de biraz fazla cümle kuran ve konuşan biriydi. Lakin kesin bildiğim bir şey var ki berduş değildi. Bir delinin aklının ne zaman gelip ne zaman gittiğini bilmediğimizden dolayıdır tedirginliğimiz ve bundan dolayı uzak dururuz onlardan. Neticede ne yapacakları belli olmaz. Meczuplar için durum biraz daha farklıdır. Çok konuşmazlar. Hatta çok çok az konuşurlar ama o az çoktur onlarda. O an içinde bulunduğunuz ruh hali ile ilgili tam da ihtiyacınız olan cümleyi kurar ve susarlar. İhtiyaç halinde camı kırar gibi o meczubun bir cümlesi canınızı kırar ve ancak böyle kendinize gelirsiniz. Malum, halıyı dövenin derdi halıya vurmak değil, tozunu almaktır. Meczuplar iyi toz alırlar. Berduşlarda ise durum daha farklıdır. Ne deli gibi bu dünya ne de meczup gibi öte alem değildir dertleri. Berduşturlar ve rüzgar ne taraftan eserse o tarafa doğru yol alırlar. Her rüzgar onlarındır ve her yer limanlarıdır. Biz, bize göre normal insanların yaşamak için kullanmaya çalıştığı akıl, Deli Hilmi için arada bir kendisini ziyarete gelen bir şey gibiydi. Deli, meczup ya da berduş, hangi isimle düşünürsem düşüneyim, Hilmi abi bizimdi. Bizim mahallenin delisiydi. Mahallede erkeklerin dışında orta yaş üstü kadınlar dahi çarşıya pazara giderken ona selam vermekten, hatta bir iki dakika durup halini hatırını sormaktan çekinmezlerdi. Deli Hilmi de kayıtsız kalmazdı. Günün büyük bir bölümünü oturup sırtını dayadığı, sanki herkesin ve her şeyin geçişini izlediği duvar dibinde geçirirdi. Mahalleli kadınlardan biri önünde durup hatırını sorduğu anda çok hızlı bir şekilde ayağa kalkar, uzun paltosunun önünü ilikler, hazır ol vaziyetine geçer ve büyük bir saygınlıkla teşekkür ederdi. Sonra yine çömelirdi duvarın dibine ve boşluğa bakar gibi uzun ve kesintisiz kala kalırdı. Hilmi abiler hakkında, onun gibiler hakkında yaygın olan kanı şudur. Ya birini çok sevip kavuşamadığından böyle bir ruh haline çıkıp çakılıp kalmıştır ya da en az 3 üniversite bitirdiğinden dolayı aklı kendisini terk etmiş ve zaman zaman ziyaretine geliyordur. Hepimiz Hilmi abi hakkında söylenen ilk şıkka inandırmıştık kendimizi. Yani birini çok sevip kavuşamadığı için bu hale geldiği düşüncesine. Konu aşk olunca sanki hiçbirimiz konuya yabancı değildik ve hayat hepimizi bir dönem bu konudan sorumlu tutmuştu. Çoğumuz da çalışmadığımız bu konudan dolayı aşktan geçememiştik. Çoğumuz aşkta kala kalmıştık. Bu yüzden biz de böyle inanırdık. Deli Hilmi muhtemelen birini o kadar çok sevmişti ki artık kendisini sevebilecek kadar dahi kendisinde değildi. O biri her kimse sevgisi karşılığında Deli Hilmi'nin aklını rehin almıştı. Hilmi aklını vermiş ama o birinin de sevgisini alamamıştı. Yani fidye verilmiş ama rehin tutulan akıl yitirilmişti. Kendisini kimde kaybettiyse kendine gelecek tüm yolları kaybetmiş ve uzun yıllardır mahallemizin mesken tutmuş biriydi. Mahallemizin bakkalı ve manavı arasında yaklaşık 4 metre genişlikte duvarın ismi tüm mahallenin dilinde Deli Hilmi'nin yeriydi.
Her akşam iş çıkışı sokağa geldiğimde olduğu gibi o gün de minibüsten inip bakkalın kapısında Recep abiye selam verip yürüyordum. Deli Hilmi yine yerindeydi ve bu kez biraz da acelem olduğundan dolayı kendisine hiç takılmadan yanından geçip birkaç metre uzaklaşmıştım ki bana "Sen nereli olduğumu zannediyorsun?" diye seslendi. Durup kendisine doğru döndüm ama anlamadığımdan dolayı "Anlamadım Hilmi abi" diye biraz da alaylı bir soru sordum. Yüzüme baktı. "Dün nereli olduğumu sordun ya, sen nereli olduğumu zannediyorsun?" diye sorusunu tekrarladı. Yaklaşıp biraz da şaşırmış bir vaziyette yanına oturdum. Bu kez yüzünü benden çevirip yine boşluğa bakmaya başladı. "Abi, sorunu iyi anlamadım ama evet öylesine aklıma geldi. Acaba Hilmi abi nereli diye dün bu yüzden sormuştum" dedim. Yüzüme yine bakmadan "Bizim tüm düzenimizi yerleşik düzen bozdu" dedi. Devam etmesini istiyor olmamdan dolayı yüzümdeki alaylı ifadeyi giderip sadece dinliyor olduğumu hissetmesini istedim. Yaklaşık bir dakika sonra konuşmaya devam etti. "Kimseye sen benimsin deme. Göçmeye, gitmeye ve ölmeye meyilliyken hele kimseye sen benimsin deme. Kendini sahiplenemezken daha kimsenin senin olduğunu iddia etme. Biz ayaklarımızdan nefes alırdık ama dünyanın dışını oluşturan bu toprak bize dar geliyor. Köklerimizden kopmuşuz ve saksılarda nefes almaya çalışıyoruz. Bu toprak bize az geliyor. Bazen dünya derdimiz oluyor, burnumuzun dibine dalıyoruz. Bazen de aşk dert oluyor bize, bu kez de uzaklara bakıyoruz hep. Görüşürüz diyenler geri gelmiyor ve yol giriyor gözümüze. Benim de gözüme sadece gidiş şeritli bir yol kaçtı. Biri vardı ki o yoldan gözümden kaçtı. İşte ondan sonra bakmadım yıl, saat neyi gösteriyordu. Kaçtı. Bir daha merak etmedim saatin kaç olduğunu, hangi zamanı gösterdiğini. O gün saatimi durdurdum ve artık geçmiyor zaman. Zaman durdu, ben zamanın içinden geçiyorum. Boynuna dolanan bir ip ve ayağının altındaki sandalye ise o zaman ölürsün. Kimi idamlara sehpa az gelir. Eğer bir saça tutunduğun yer boynunsa ve dünya çekiliyorsa ayaklarının altından o zaman ölmezsin ama olursun. İşte o an anlarsın. Ve çocuk bilir misin? Anlamak yüktür. Çok anlamaktan bıkarsın. Sevme çocuk. Sevmeyi de sevme. Aşık olmayı sevme. Sadece aşkı sev. Deli Hilmi konuştukça ben bir önceki cümlenin anlamını kaçırmak istemiyor, neredeyse nefes almadan pür dikkat onu dinliyordum. Bir an bile bakmadı yüzüme ve hep sustu. Ben de onun baktığı yöne baktım ama belli ki onun baktığıyla benim baktığım arasında fark vardı. Ben karşı kaldırımda yürüyen insanları görüyordum. O yanındaki beni bile görmüyordu sanki. Hatta bırakın beni, kendini bile görmezden geliyordu. Saçmalamayı göze alıp bir şey söylemek zorunda hissettim kendimi. "Hilmi abi, kimsin? Kimsin sen, nereden geliyorsun?" diye sordum. "Görmezden geliyorum" dedi. "Neyi abi?" diye sordum. Bu kez de "Her şeyi" dedi ve sustu. Soracak başka bir sorum yok gibiydi. Yaklaşık bir dakika daha böyle geçti ve bana sonunda dönüp "Hadi git, kendine geç kalacaksın. Hep böyledir, herkese yetişir, kendine geç kalırsın" dedi. Hiçbir şey söylemedim, kalktım ve gittim. O gece kaç kez sağıma ve soluma döndüğümü hatırlamıyorum. Beynim Deli Hilmi'nin sözleriyle kamçılandıkça düşünceler daha hızlı koşuyordu zihnimde. O kendi dünyasına bir yerlere kapanmamıştı. O hepimizi dışarıda bırakan bir yerdeydi ve bizi, herkesi, dünyayı dışarıda bırakmıştı. Bu halimin nedeni sorulsa ne diyeceğimi bilmiyor olmakla birlikte, nedeni Deli Hilmi desem muhtemelen bana sadece gülerlerdi. Deli Hilmi'ye mahallede şaka yollu, bazen de çizmeyi aşarak en çok takılan kişi bendim. Ömrümün dersini alıp sınıfta kalmış gibiydim. Aynı sınıfı benden küçük çocuklarla tekrar okuyormuş gibi utanç içerisindeydim. Bu utançla hırgür çıkarıp çocukları döven, saldırgan bir yapıya sahiptim. Deli Hilmi yukarıdan bakınca berrak görünen su dolu kovamın içine bir çomak sokmuş, karıştırmış ve tüm tortularımı su yüzüne çıkarmıştı.
beynimde bulunan bir tümörü narkozsuz almaya çalışmıştı. İçime sığmıyordum, dışım da bana dar geliyordu. O gece uyudum sayılmaz, sonunun nereye çıkacağını bilmediğim bir tünelde gibiydim ve tünelin sonunda bir ışık yoktu. Uzakta bir ev görünmüyor kadar ıssız arazide kalmış gibiydim. Kendimde de değildim, başkasında da. Ertesi günüm çalışmaya çalışarak geçti. Akşam olup sokağın başına geldiğimde yaklaşık 100 metre sonra Deli Hilmi'nin sırtını dayadığı duvarın önünden geçecektim ve içimde nedenini bilmediğim bir utanç vardı. Deli dediğimiz bir adam bana aklımı akılsız bırakacak cümleler kurmuştu. Şimdi bana karşı takınılacak hangi alaycı tavır bana yeterdi? Sanki onun yanından geçerken çırılçıplak kalacaktım ve Deli Hilmi her delinin korkutucu ve ani kahkahasıyla yerinden fırlayıp hoplaya zıplaya herkese beni işaret edecekti. Herkes bana gülecekti ve benim kaçıp saklanacak hiçbir yerim olmayacak gibiydi. Hızlı koşarak geçmeye kalksam sanki ben koştukça o yanımda yürür adımlarla yürüyecekti. Mahcup ve utanç verici bir tavrın içindeydim çünkü bugüne dek Deli Hilmi benim gözümde ve dilimde sadece alay konusuydu. Elim ve ayağım mahkummuşçasına onun duvarına doğru yaklaşıyordum. Duvarın karşı kaldırımından geçsem, o güne dek o tarafa boş baktığını sandığım Deli Hilmi'nin aslında aylardır oradan geçişimi bekliyor olduğu ihtimalini dahi kendimce gerçeğe dönüştürmüş olurdum. Duvarın bulunduğu taraftan yürüdüm, yürüdüm ve duvarın önüne geldim. Duvarda bir yazı vardı ama Deli Hilmi yoktu. Hızlıca etrafıma bakındım ama yoktu. Bakkala selam verdim, Hilmi abiyi sordum ama haberi yoktu. Manavın da öyle. Yaklaşık 10 dakika etrafıma bakındım ama yoktu. Duvardaki yazıyı okumaya başladım. Bu cümle tarzının yabancısı değildim. Delice yazılmıştı. Sen kimselerin bilmediği meczup yanımsın. Adın söylendiğinde koşarak uzaklaştığım. Mevsim gözetmeksizin giyindiğim parkamsın, üstümden çıkarmadığım. Sen bana açlığım, sen bana kaldırım, sen kendime en çok acıdığım yanım. Dertsin işte dert, altından kalkamadığım. Aşık olmayı sevme, aşkı sev çocuk. O günden sonra Deli Hilmi'yi görmedik. Bana bıraktığı şablonla kalbime şekil verme telaşımı hep sevdim. Ne zaman kalbime aksak ritim attıracak birini sevmeye kalksam, sıra onu sevmeye gelene dek önce aşkı sevmeyi denedim. Sevmeye çalıştıklarım, aşkı sevme telaşımdan kendilerine sıra gelmediği için beklemekten sıkılıp benden gittiler. Ama ben hep aşkı sevmeyi denedim. Havadan, nemden, yağmurdan, çamurdan ya da üstüne asılan reklam afişlerinden dolayı silinmeye yüz tuttukça Deli Hilmi'nin duvarındaki yazı, harflerin üstünden geçerek yeniliyorum onları. İmzasının kime ait olduğunu bir tek benim bildiğim bir cümlenin çocuk kısmı bendim. Büyümek diye bir derdi olmayan. Aşık olmayı sevme, aşkı sev çocuk dedi. Delinin biri.